En İskilazoğlu ekranlarından kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Bugün dünyada sadece, bakın gelin, gelin, dünyada sadece 100 adet bulunan bir kutuyu açacağım. Bir oyun kutusunu. Bak 100 adet diyorum dünyada. 100 o kadar. Nereden biliyorsun? He? Nereden biliyorsun? Neyi? 100 adet olduğunu. Öyle dediler. Kim? Gönderenler. 100 adet dedi. Belki 150, belki 200 de olabilir ama az sayıda var dünyada. 100 kulağa daha güzel geldiği için 100 dedim ama belki 200 de olabilir ama az var, az. Türkiye'de çok az kişi de var ve bir tanesi şu anda bende. Aha da karşınızda o kutu. Burada şey, zoom yap bebeğim. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz kutu Days Gone için özel olarak üretilen kutulardan bir tanesi. İçinde ne var hiçbir fikrim yok. Sadece şurada bir Welcome to Oregon yazısı var. Oyunu hani bir gönderme olması sebebiyle. Onun dışında hiçbir fikrim yok. Days Gone'la alakalı ne var içerisinde hiç bilmiyorum. Ama Days Gone'ı bilmiyorsanız eğer, kendisi zombilerle dolu, kıyamet sonrası bir dünyada geçen bir oyun. Yani hayatta kalma özelliklerinin kuvvetli olduğu bir oyun. Onunla alakalı bir şey olabilir içerisinde. Hep beraber bakacağız. Bıçağım nerede? Canım şuradan bıçağımı alacağım. Bıçakla mı geldin? Evet. Falan çok korkuyorum. Boş gezmem. Bu güzel kahvaltı bıçağımızla birlikte kutuyu açacağız. Hazırsanız kesiyor. Hazır mısın baby? Hazırım baby. Hayda. Bu ne lan? Yanlış bir şey göndermiş olmasın da bunlar? Adres karışmış olmasın? Kırmızı. Kırmızı ne? Beslenme çantası mı? Ne bu? Ben de merak ettim. Heyecanlandım mı? Evet, ben de renginden herhalde. Heyecan yarattı bende de. Şöyle çek bebeğim. Bebeğim. Bak, kamerayla çekim yapmayı unutmuyoruz. Dağılma, tamam mı? Tamam. Kamerayı, kamerayı bırakmış buraya bakıyor. Aynen. Çekim İçinde ne var diye. Evet. Bunlar gereksiz süngerlerimiz. Meraş oyuncak. Oha. Bu ne lan? Şey çantası. Alet çantası mı bu? Evet. Bayağı çantası. Alet çantası yapmışlar. Çok güzel. Dur kız, daha açmadık hiçbir şey. Bir dakika, hayır açma. Hah, asıl kısma geldik. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Oha. Bu ne lan? Bu oyun mu oyun? Bu bayağı uçmuş adamlar. Bu ne be? Bu ne ya? Bu bir zincir. Şu kesmeci bir alet mi? Bende misin bebeğim? Ha, tamam. Ya dene daldın. Tamam, kızım, tamam. Bakacağız sonra. Tamam, bakıyoruz. Bu bir zincir, metal. Yani ne var bilmiyorum. Ha, gel Melo, gel. Burada böyle bir şey var. Right the broken road. Farewell original diye. Herhalde oyundaki şeylerin, ha, yapımcıların imzaları var burada. Evet. Oyun yapımcılarının imzaları var. Bu mousepad mi yalnız? Hani sanki böyle masanın üzerine koyacakmışsın gibi bir şey var ama. Yok, o şey mousepad değil. Değil değil mi? Çok değil. Olmaz, saçma olur yani. Evet. Özür dilerim yapımcılar. Kusura bakmayın. Tamam, bu okey. Kutuya geri dönelim. Aynen. Burada Sera yazıyor. Oyundaki karakterlerden biri. Ha, Sera da oyunda Sera yüzük takıyordu yavrum. Aa. Evet, onun taktığı yüzük bu. Vay. Anladın mı? Ya da bizim karakterin yüzüğü. İkisinden birinin yüzüğü bu yani. Ama çok güzel bir yüzük. Ben bunu takarım mı? Tak bakalım. Hangi parmağa girecek bu? Sera nasıl bir parmağım varmış Allah ya? Bu insan parmağı çok mı? Çok büyük değil mi? Evet, bu parmağıma olur bence. Nasıl, yakıştı mı? Diğer türlü tak bir de. Sana doğru değil de bize doğru. Ha, pardon. Yani böyle takılınacak bir yüzük değil çok fazla. Hani şu parmağı takayım. Yok, hayır, çıkar ki hepsinden. Tabii canım. Yani böyle. Hani tamam. Şu. Burayı da kapattık. Bunun ne olduğu yazıyor burada. Yazıyor, evet. Allah. Ben de bakmadım. Gördüm ama Enis açıyor, Enis baksın. Instruction manual. Ha, bak burada görevleri yazmış. Bu aslında bir çok amaçlı bir şey galiba. Büyük ihtimalle öyle bir şeye benziyor. Çakmaklı bir şeyler mi var? Peki ne var burada? Bak, kutuyu açmak için bu galiba, görüyor musun? Şurasıyla kutuyu açıyorsun. Ha, bak, şey, kutu aç. Opener diyor. Anladım. Light duty sakıt diyor. Heavy duty sakıt diyor. Ya yani tornavida var bunlar. Tornavida. Bu da mesela şey, çevirmek için anahtarı. Anladın mı? Ayarlayıp anahtarı çevirebiliyorsun şurada. Şey anahtarını. Anahtar dediğim şey var ya, cıvata. Biliyorum, anladım. Yalnız bize böyle bir şey lazım değil miydi? Lazım, aynen. Bize böyle bir şey, biz bunu kullanırız. Bize böyle ama bir şey, şey şunu da kaybetmeyelim de. Tamam. Ya ne yapıyorsun orada ya? Melo. Bak işte, oyuncaklarını buldum. Melo. Yakala. Orada niye attın? Enis bütün aletlerin üzerinden gidecek. Bunu şöyle dışarı aldım. Böyle bir gel bebeğim. Burada bir şeyimiz kaldı. Bu Days Gone. Ha bak, bunlar çıkartma. Bak, bu yapıştırma.
Bak. Bunlar çıkarttım. Bu da yapıştırmak için yapılmış. Evet. Bu bir de şey gibi. Motor yaması. Ya bir şey yaması gibi. Kıyafete yapıştırılacak evet, bir şeymiş evet. gibi. Bu da bir yapıştırma bak. Bunu da yapıştırabiliyorsun. Yama o kıyafetler abi. Aynen. Diğer kıyafetler şey. Gibi. Aynen. Çıkartma. Bunlar çıkartma. Evde yapıştırmak isterseniz. Gelelim. Bu kutuya. Şimdi bu bandana diye tahmin ediyorum. Gene o, hala çıkartmalar devam ediyor. Hala çıkartmalar devam güzel ediyor. Güzel ama bunlar. Baksana. Evet. Çantalara falan da yapıştırılabilir. Çok güzel. Aynen aynen. Bunları koydum kenara. Şunu koydum. Şimdi gelelim şu sargılı olan şeye. Şimdi... Kitapçık gibi değil mi? Ha, fotoğraf? Böyle. Albümü şey albümü. This World Comes For You. John Garvin Creative Director'dan gelen, oyunun kreatif yani oyunun baş yapımcısından gelen şey aslında, yönetmenine gelen. Aslında adamlar şey yazmışlar burada hani. Normalde shooter oyunları diyor, genelde diyor işte hani Wasteland gibi yerlerde geçer diyor böyle. Hani daha böyle ıssız çöl yerlerde geçer. Bizde ama diyor böyle diyor. Apokaliptik gibi ortamı yani kıyamet sonrası bir ortamı şöyle diyor. Müthiş bir işte doğayı içerisine yerleştirmek istedik diyor. O yüzden daha önce gördüğünüz deneyimlere benzemeyen bir oyunla karşılaşacaksınız diyor. Ardından da böyle kitap çıktı. Bak mesela böyle çıkartma koymuş. Deacon I Love You Sarah yazıyor. Deacon Saint John. Ulan oyunun için doğan şeyler tabii, tabii. değil mi? Tabii Deacon karakter. Sarah da karakter oyun içerisindeki. Onların verdiği noktalar var böyle. Oregon var. Bulunduğumuz yer. Böyle kitapçıklar var. Konsept tasarımları aslında. Oyunla alakalı şeylerin olduğu. Güzel bir kitapçık. Bayağı çalışmış adamlar yalnız bu şeye. Yani komple sete bayağı çalışmışlar. Yani bunu çekmemiz lazım. Şu görmüş olduğunuz zarfın içerisinde şu an parmağımla kapattım. Oyunun kodu var. çekersem oyunun kodunu görürsünüz. Arkasında da Freedom Enduring yazan bir böyle bir yazı var. Gördüğünüz gibi kitapçığımız bu. Bunu koydum kenara. Ve son olarak da bir bandana. Bu bandana da değil ki. Bu yapıştırmalık bir şey. Nasıl yapıştırmalık? Aa evet. Yapışkanı var. Şey var. Bunda yapışkanı var. Ha yok. İstersen yapışkanını çıkarıp bunu kullanabiliyorsun böyle. Nasıl? Güzel. Aa güzel. Şimdi görebiliyorum aynı tamamını. O yüzden güzel. Güzel mi? Bunu böyle kafaya bağlamak için veya herhangi bir şey bağlamak için olabilir. Bağlayayım mı kafaya? Bağla. Nasıl bağlanıyor? Boynuna bağla. Üçgen yap önce. Üçgen yapalım bebeğim. Üçgen nasıl yaparız Enes? Bir dakika yapacağım kızım. Allah Allah dur. Elim şey yapamadı. Kafana bağlama sen. Niye? Olmadı. Olacak dur bir dakika ya. Hey. Ha? Aşçı gibi oldun. Ne yapacaksın yemek mi yapacaksın? Sevgili arkadaşlar, yüzümü de taktığıma göre, bandanamı taktığıma göre, bu aleti de elime aldığıma göre Days Gone'ın sadece 100, belki 150, belki 200 kişide bulunan güzel kutusunu açmış bulunmaktayız. Oyunla ilgili incelemem ve görüşlerim de 26 Nisan tarihinde, 25 Nisan tarihinde paylaşacağım sizlerle. Şu an oynuyorum ama daha başlarındayım. Bol bol oynadıkça görüşlerimi paylaşacağım efendim. Ambargo kalktığı gibi. Kutumuz böyleydi. Ben hakikaten hiçbir oyun kutusu görmedim böyle. Değişik bu hayatımda. Teşekkür ediyorum. Days Gone ekibine böyle bir şeyi ulaştırdıkları için bana. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünyada sadece 100. Dediğim gibi 150 de olabilir. Bilemedik 150. 200. Ama az. Hoşçakalın. Bir vurdumu var ya bununla. Ağzını kırarım adamın ha. Bana mı dedin ayol bak. Salak. Bana mı dedin? Dişini kırarım bana mı dedin diye. Ya da çek fırlatırım ki. Taş gibi yarabilirsin aynen. Ama güzelmiş. İsten yazıcı yolunda satarlardı hatırlıyor musun? Böyle büyük büyük yüzükler. Hala satıyorlar mı bilmiyorum. Yazıcı yolunun alt katında kocaman yüzükler olurdu. Biliyorum falan. Metalciler. Aynen aynen. Onlar aklıma geldi. Oraya mı satsam? Önceden acaba? Vardı. Bunu satayım özel koleksiyon parçası diye. Ya. I might grind all day, gonna make a million sound that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive. But let me be straight up, this shit is for me. Me, this shit is for me. Bitch, verbatim, working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucking slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Right now, ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Yeah. Right now.
Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.